Çok şükür, hoş geldin ya. Siz ben gittiğimden beri burada mı bekliyorsunuz? Yok abi, arada işte içeride girip birkaç iş halledip geri geliyoruz sen geldin mi diye. Şey abi. Ne oldu Reşat? Patron içeride seni bekliyor. Yalnız hava biraz parçalı bulutlu. Sakallınızın intikamını almaya mı geldin benden? Kızma birader. Kızdım birader. Sağlam kızdım. O kayıp benim çok canım acıttı. Şurası hala yanmıyor. Sen anlarsın beni. Öyle durumlarda akıl uzağa kaçıveriyor. Ha. Ne oldu? Aklın geri mi döndü? O işi senin yapmadığını biliyorum. Çerkez ve Masum ailesini öldürecek. Öyle bir katliam yapacak adam değilsin sen. Bir an bile olsa bunu düşündüğüm için ne kadar kızsan da haklısın. Sen bunu düşünerek bulmadın. Ahmet hemşirin mi söyledi? Ne o? Şaşırdım. Ben kafasız bir mafya bozuntusu değilim. Etrafımda olanları izliyorum. Parçaları birleştirecek kadar da aklım var. Çok şükür. Madem her şeyin farkındasın, niye beni yanında tutuyorsun? Sare'yi hangi sebepten tutuyorsam, aynı sebepten. Nasıl? İkiniz de devlete yakınsınız. Ayrı yerlerden ama birbirinizden habersiz olmanız imkansız. Hesap günü geldi diyorsun yani. Yok, demiyorum. Benim seninle ya da Sare ile hesabım olmaz. Benim de size zararım dokunmaz. Eyvallah Don. Eyvallah biraderim. Bak işte bundan emin değilim. Gerçekten birader miyiz? Değil miyiz bilmiyorum. İnsanın seni sevip sevmediğini kendi kalbine sorarak anlayabilirsin. Nasıl? Kalbine sor. Şayet içinde bana karşı samimi bir sevgi varsa bil ki bende de aynı vardır. Yok, tam tersi ise bende de tam tersidir. Değişmez kural. İyiymiş. Sağlam tüyo. Öyledir. Biz ikimiz de sokaklarda yetiştik de. Sen bunları ne ara öğrendin? Sokakta yetiştiysek ağaç kabuğundan çıkmadık ya. Bizim de var bir dedemiz. Eyvallah. Sen kalbine bakmaya devam et. Eğer bir gün içinde bana karşı bir soğukluk olursa, o iki mermiyi tabancana sür ve beni bekle.